Dilek yardımla konuştuk az önce iki evladını kaybeden ne yazık ki son yolculuğuna uğurlayan anneyle. Cuma günü de biliyorsunuz yapımcımız Bilal Özbilge hemen ulaşmıştı anneye. Ulaştığı dakikada da bize haber verdi ama reklama gitmek zorundaydık. Şöyle ki reklama o dakikada gitmezsek ciddi cezalar geliyor. Yani hepsi peş peş oldu ama ben annenin bir sesini duyayım dedim. Reklam dönüşü oldu ve anne telefonunu açmadı önce. Sonra yakınlarından biri telefona çıkıyor ve diyor ki Dilek Hanım şu anda iyi değil. E, ...fenalaştı... E, i̇şte ...biz ona bakıyoruz çağırdı. bir ambulans var... ...şu an konuşamayacak... ...tabii ki yapımcımız ısrar etmiyor... ...edebilir mi? Önce sağlık... ...fakat sonra 5 dakika sonra... ...Müge Anlı'nın programında kendisi stüdyo konuymuş... Ee, ama biz o sırada ne duyuyorsak onu aktarmış olduk size bu bir. Bir ikincisi bizim programımızda e, Müge'nin programında ya da başka bir programda olmasının bu annenin hiçbir sakıncası yok bizce. Mühim olan derdini anlatabilmesi. Mühim olan gerçekten de derdine derman bulabilmesi. Bilmiyorum bu durum, yanlış mı düşünüyorum. Bu durumu yaşayan annelerde de umut ışığı olabilmesi yani tabii ki. İki can gitti ama başka canlar gitmesin yeter ki. E, bu annenin telefonla bağlanmalarını bile bana gelen mesajlarda görüyorum. Şov olarak nitelendiren, ya gerçekten hiç. vicdanı olmadığını düşündüğüm insanlar var. Çünkü eğer şovsa da iyi ki böyle bir şov yapıyor. İyi ki sorumluları buluyoruz, sorumsuzları buluyoruz. Devlet el attı olaya. E, başka canlar yanmayacak. Neyin şovu ya? İki tane çocuğunu kaybetmiş bu kadın. Ne ben bu yorumlardan sonra insanların sosyal medyada asla mutlu olmayacağını... Kötü. ...hatta olumsuzluklarla beslendiğini ne yazık ki tekrar görmüş oldum. Cuma günü size bağlanmadı, kadın ambulansta diyorsunuz müge anlaşılıyor. Yani... Biz amaç üzüm mü yemek, bağcıyı mı dövmek? Siz neyi kovalıyorsunuz? Biz neyin peşindeyiz? Biz istiyoruz ki kadın acısı dinsin, psikolojik bir destek alsın. Gidişat iyi değil. Şimdi yayın arasında konuşuyoruz. Ali abi diyor ki normalde iyi psikolojik destek alması lazım. Çok büyük bir acı çekiyoruz. Yani bu hep beraber çekiyoruz. Millet yok oraya bağlanmış, buraya bağlanmış falan filan. Sizin derdiniz başka, bizim derdimiz çok başka. Yani bunu söyleyenler için söylüyorum. O gelen yorumlardan sonra da yaşama sevinci insana bitiyor ya. Boş ya. Buna Allah da şov diyorsan başar. yani iki tane evladım toprak gömmüş bir kadının acı çekmesinden daha doğal bir şey olabilir, olabilir mi? Olabilir mi? Ayrıca cuma günkü yayın için ne Dilek Hanım'a ne Müge'ye şu kadar gönül koymuşluğumuz da yok. Muhtemelen Müge'nin ekibi dedi ki senin... bizim programımıza da olsaydı o telefondan sonra ya zaten buradasın şimdi konuşacaksın. Kendini yorma başka bir programa çıkma. Benim programımda da olsa aynı şey derdim. Televizyonculuk gereği bu. Dolayısıyla ekibe bir kırgınlığımız yok. Dilek Hanım'a da bir yapımcımız sormuş sabah ya böyle bir şey oldu. Ee, o da demiş ki inanın hatırlamıyorum o kadar başım fena ki. Dolayısıyla bizim kimseye gönül koymuşluğumuz evet. yok. Yeter ki bu ihmaller bir daha yaşanmasın. yaşanmasın. Yeter ki başka bir çocuğun böyle acımasızca öldürüldü haberini şuradan vermeyelim. Gerisinin ne önemi var? Evet. Evet. Bu arada Sayın Bakan şunu dedi. Hakimler böyle davalarda lütfen psikiyatristlerden bilgiyi ve fikir alsın. Evet. Psikiyatristlere sorsunlar bu baba görsün mü Çünkü bunu devlet de bilemez haksız mı Ali abi ee, Sen de bilemezsin evet. O zaman uzman kişiye soracaksın Görüştüreyim mi İzin vereyim mi vermeyeyim mi Bu da bir kez daha duyurmuş olalım Küçük bana. bir şey söyleyeceğim benim de başıma böyle bir şey geldiği için söyleyeceğim Ben e, boşanırken Dava e, açtığımda benim hakim bakacak hakim yerine başka bir hakim baktı. O tatildeydi. Başka bir hakim hanım baktı. E, ve 3 aylık bebeği haftada bir babaya verdi ilk başta. Ondan sonraki e, baba da anlayışlı davrandı. Sağ olsun istemedi o sırada. E, ve ne çocukta ya süt, süt 3 yani, aylık. 3 aylık, aylık bebek haftada bir babaya verildi benim ilk davamda. Bunu veren hakim beni sevmiyor herhalde. Kadın mı yani? Kadın. Ve anne değil. Yani ben o onu da çok herhalde. Ya, çocuk süt alıyor dedim. Yani süt veriyorum dedim. Mantıklı. Hani böyle bir şey imkan yok dedim hani man mantıken. Yani. Şey dedi. Marketten o al. Yaparsın olur. dedi. Hani sağarsın dedi, verirsin. Böyle Aa, bir şey yok. Yani ondan sonra biz e, sağ olsun eski eşim Duyarlı davrandı. Dedik ki biz tamam anlaşacağız uzlaşacağız. Ee, biz diğer hakimi bekleyelim. Hmm. Diğer hakim o kadar anlayışlı bir erkek bir beyefendi çıktı. Siz de anlaştıysanız sıkıntı yok dedi. Öyle karar verildi. Ama 3 aylık bir bebeğin anneden süt alan bir bebeğin haftada bir babaya verilmesi kadar saçma bir karar. Çok özür dilerim olamaz. Ya. O yüzden böyle kararlar çıkabiliyor. Ee, buradan bütün tabii karar veren mercilere... E, sesleniyoruz. Emsel Gerçekten olsun zaten vicdanlı şu. davransınlar ya. Ha. Önce empati yapsınlar Allah Aynen. aşkına ve uzmanlara danışın. Evet, Psikiyatrist, kendilerini... psikolog kimse danışın. Evet.